2002 yılı Mayıs'ının ilk günlerinde Gökçeada'nın Kuzu Limanı. Kılıç balığı av sezonunun açılmasını fırsat bilen pek çok balıkçı burada toplanmış. Her türlü balık avcılığına müsait olan teknelerini bu kez kılıç balığı avlamak üzere yeniden düzenlemişler. Gökçeada suları ve özellikle Saros Körfezi yılın bu mevsiminde en iyi av veren bölgelerin başında geliyor. Bu balıkçılar birkaç değişik tekniğin uygulandığı kılıç avının zıpkınla yapılanını tercih ediyorlar. İşte bu nedenle teknelerinin burnuna 8-10 metre uzunluğundaki bir trampleni andıran kalasları monte etmişler. Genellikle sahiplerinin adları verilmiş olan bu tekneler adeta sabırsızlanıyor. Havanın uygun koşullar sağlamasını bekliyorlar. Çünkü zıpkınla kılıç avcılığında denizin dalgasız ve havanın yeterince ısınmış olması gerekiyor. Ertesi sabah havanın düzelmesiyle birlikte hazırlıklar başlıyor. Bu kez adanın bir başka tarafında, Kaleköy Balıkçı Barınağı'nda tıpkı Kuzu Limanı'ndaki gibi tekneler son hazırlıklarını yapıyor. Ve balıkçılar vira bismillah diyerek denize açılıyorlar. Bizler de Mahmut Reis'in Er isimli teknesiyle denize çıkıyoruz. Rastgele. Hava gerçekten çok güzel ve deniz kıpırtısız. Tıpkı Yaman Koray'ın anlattığı gibi. Yaman Koray, Marmara Adası'nda kılıç balığı avcılığı yapan insanların hayatını anlattığı Deniz Ağacı adlı romanında şöyle der. Güneş tam tepelerindeydi. Deniz dümdüzdü. Pırıl pırıl yanıyordu. Maviden çok beyazdı. Parlak, hareketsiz bir beyaz. Güneşe dönmüş kocaman bir aynaydı deniz. Senenin bu ilk gününde ısınmak, canlanmak için serilmiş yatıyordu sanki. Kılıç ekonomik değerinin yüksek olması nedeniyle yoğun olarak avlanan bir balıktır. Genellikle paraketalarla, bırakma ağları ile, kapan, dalyan, olta ve geleneksel bir av aracı olan zıpkınla avlanır. Paraketa ile avcılık Akdeniz kıyılarında ve özellikle Antalya Körfezi'nde yapılırken, bırakma ağları ile yapılan avcılık Fethiye ve Edremit Körfezlerindeki balıkçıların tercih ettiği yöntem. 1970'li yıllara kadar Marmara Denizi'nde zıpkın kullanılarak gerçekleştirilen kılıç balığı avcılığı bugün yalnızca Ege Denizi'nin kuzeyinde ve özellikle Gökçeada dolaylarında yapılıyor.
avcılık kış aylarını derin sularda geçiren kılıç balığının havaların ısınmasıyla birlikte ılıklaşan yüzeye çıkmasıyla başlıyor. Denize çıkalı neredeyse 3 saat oldu ama henüz tek bir balık görebilmiş değiliz. Bu uzun bekleyiş insanı usandırıyor. Şimdilik yapabildiğimiz tek şey çevremizdeki güzelliğin ve havanın tadını çıkarmak. Zaman zaman su üzerinde beliren karartılar önce bizi biraz heyecanlandırıyor ama az sonra bu karartıların sadece yunuslara ya da arada bir görülen kaşalot türü balinalara ait olduğunu fark ediyoruz. Hiç değilse bu sevimli canlıların çevremizdeki varlığı bizleri biraz oyalıyor. Onlar da olmasa vakit hiç geçmeyecek. Çevremizde olup bitenleri izlerken birden heyecanlı bir sesle irkiliyoruz. Güneş arkaya, güneş arkaya. Kaptan çok uzakta bir yele ucu gördüğünü iddia ediyor. İşaret ettiği yerde ise bizler hiçbir şey göremiyoruz. Ama o tecrübesine güvenerek dümenciyi harekete geçiriyor. Kendisi de hızla sıyırtıp kalasa çıkıyor. Tekne tam yolla o yöne doğru hareketleniyor. Ve avuç içi kadar bir yele ucunu kilometrelerce uzaktan görebilmiş olan kaptan haklı çıkıyor. Kaptan avının üzerine atlamaya hazırlanan kaplan misali gönderi havaya kaldırıp avına gözleriyle kenetleniyor. Ve zıpkını hedeflediği yere doğru ittiriyor. Ancak çabası sonuçsuz kalıyor. Balık son anda durumu fark edip kıvrak bir hamleyle kaçıyor. Mahmut kaptan kaçan balığa üzgün kalastan iniyor. Bu av mevsiminde attığı ilk zıpkın hedefi bulmadığı için biraz da kızgın. Ama yine de avın daha yeni başladığını söylüyor. Havanın ısındığını, artık bundan sonra balıkların daha çok görüleceğini anlatıyor. Bu sezon boyunca daha nice zıpkınlar atacak ve bazıları kuşkusuz hedefini bulacak. Şimdi ortalık iyiden iyiye hareketlendi. Bir yanda telsizden duyulan konuşmalar, diğer yanda bir öteye bir beriye atılan tekneler. Ve tabii kah uzaklarda küçük sürüler halinde yarışan, kah teknemizin yanı başında çiftler oluşturup dans eden yunus balıkları. Balıkçılar yine bizim göremediğimiz bir uzaklıkta yeni bir kılıç balığı görüp oraya hareketleniyorlar. Güneşlenen balığa yaklaşıyoruz. Henüz bizi fark etmemiş olacak ki hareketleri oldukça sakin. Zıpkın, Mahmut kaptanın dikkatli atışına rağmen bir kez daha boşa gidiyor. Çıktı mı şiş? Ama bu durum kaptanı daha da hırslandırıyor. Artık balık sık sık kendini gösteriyor. İşte bir tane daha. Bu kez kaçmamalı. Hemen o yöne doğru tam yol veriyoruz. Bir başka tekne daha. Onlar da balığa yöneliyorlar. Gel duruyorum. Bizim mürettebat diğer teknedekileri bağırarak uyarıyor. Telsizden de ikazlar yapılıp balığa yaklaşmamaları ihtar ediliyor. Zira balık onu ilk görenindir. Ancak
Bütün bu çabalar sonuç vermiyor ve iki tekne aynı anda balığa hücum ediyor. Sonunda tekneler neredeyse çarpışacak kadar birbirine yaklaşıyor. Fakat her iki avcıya da kendisini zıpkınlama fırsatı vermeyen balık dalarak kaçıyor. Aslında bu gibi durumlarda yapılacak bir şeyler var. Biz ona eski arkadaşız. Yeminleri de beraber sarsın biz ondan beraber.